Beni sordular mı hiç? Geldiler mi? Bekle sen bekle. Biri gelecek. Şimdi ne olacak? Cebrail. Ne? Söyle bakalım o zaman, bir kahve de içelim. Tuttun. Şimdi sıra bende. Gazanfer kardeşim. Ya biz burada beklerken adam ölüp giderse içeride? Takoz, takoz sana diyorum. Yok mu bir B planın falan? Bir kozum daha var. Var da çok bela açacak başıma. Ay sikeceğim seni şimdi ya. Ulan ben sana bir daha beni aramayacaksın demedim mi şerefsiz köpek? Ha? Senin yüzünden koskoca teşkilatın taşak malzemesi oldum. Ne istiyorsun gene? Sakin Gazanfer. Benim peşimdeki herif. Özcan'ı öldüren. Buldum onu. Ulan daha evvel de dedin. Özcan'ı vuran Zeki'ye mesajım var dedin. Aldım adamını emniyete. Orospu çocuğu nezarette vurdu Zeki'yi. Onu kapatacağım diye bir yere kıpırdayamadım. Bir sik yapamadım lan senin yüzünden. Aldılar dosyayı benden. Rezil oldum. Çözeceksin davayı tamam. Arkadaşı elimde. Kim? Benim arabaya ateş eden. Cebrail'le tarif gönderdim ya sana. İbrahim. Her ne sikimse işte. Elimde şimdi. Konuşturacağım onu ama yaralı it. Geberecek. Asıl öteki insan evladı lazım. Getirebilir misin bana? Bir şartla. Bilal'i getireceğim ama öldürmeyeceğim. İstediğini öğren, sonra benim o. Kimseye verme. Ne bakıyorsun oğlum? Yardım istemedin mi? Polisiz, insafsız değil. Orada tamamız, öldürmeyeceğim. Ama sağlam süründüreceğim. Bu herif ölecek ben konuşturamadan. Cebrail'e götüreceğim tekneye. O konuşturur. Yanındaki insan evladını oraya getir. Eyvallah müdürüm, tamam. Ne yaparsan yap. Damlar birazdan. Niye geciktin? Niye hemen getirmedin tekneye? Bir arkadaşı daha var bunların, üçüncüsü. Belki dedim onu da getiririm falan diye doktora moktora götürdüm, oyaladım da. Yok mu oğlum senin başka arkadaşın? Yok, polis değil o. Ne olur Allah rızası için yardım et. Yalvarırım bir şey yap, birini ara, bir şey de ne olur. Ne olur yardım et. Alo. Gurur komiser ben. Ne haber? Bak şimdi. Doktor. Bak şimdi beni iyi dinle. Ben birazdan oraya bir adamla geleceğim. Senin aradığın adamı gördüm. Yaralıydı diyeceksin. Yeri bilmiyorsun ama. Tamam. Ha bir de yarasa diye bir şey duydum bir tek. Gelecek mi peki? Gelemiyor maalesef. 10 numara tiyatro yaptık o kadar ama neyse. Hazır mısın sen? Hazırım. İçeride adamlar var. Geride de var. İyi, Cebrail mi ne? Yolla onu Hasan'la da. Bilal gelene kadar İbrahim hayatta kalsın. Ne? En arkada da ben varım İrfan. Daha ne olsun işte. Hadi geç. Bilal kardeşim gelir birazdan.
Daha tekneni basacak. Ya Takoz, peki bu Gazanfer hakikaten hiçbir şey hatırlamıyor mu ya? Hapishaneyi falan? İlk karşılaştığımızda beni de hatırlamadı. Ama ben çözdüm onu. Kayışı boşa döndürüyorum. Bir hastalığı var ya bunun, oradan. Ondan hatırlamıyor bir boku. Efendim müdürüm. Ataköy marinada. Yo, haberim yok. Aldın ya benden dosyayı. Ulaşmıyorum o işe artık. Hı. Uslu duruyorum, merak etme. Kötülük her zaman bir seçim değildir. Bazen sadece bir kusurdur. Oğlum. Anne, oğlum. O manyaklıklar bitti mi asıl? Hı? Adam oldun mu artık? Oldum baba. Kimseye bir şey yapmadın değil mi orada? Bir yerlerini yakmadın, kesmedin. Hı? Aferin. Hadi çıkar o eldivenleri gidelim. Gazanfer, çıkar oğlum o eldivenleri. Baba, baba dur yapma baba. Bıktım senin psikopatlıklarından. Baş edemedim, hapiste yatmana bile göz yumdum. Koskoca emniyet müdürünün oğlu suçlu dediler. Başımı eğdim, yine akıllanmadın. İstemeden oldu. Biliyorum ben sen ne yapacağım. Oğlunuzun hastalığı psikolojik değil, biyolojik bir hastalık. Çok nadir gözüküyor. Acı, sıcak, soğuk gibi hisleri beyne ileten sinir hücrelerinde mutasyon oluyor. Bu vakada hele gözyaşı da üretemiyor büyüğe. Yani acı hissetmiyor çocuk, durum bu. Neyse ne, küçüklüğünden beri böyle. Tedavi edin artık şu çocuğu. Yani tedavisi, üzgünüm, tedavisi yok. Doktor, oğlum kendi parmaklarını yiyor benim. Onunla kalmıyor. Milletin çocuklarına dalıyor. Bak, biz yedi göbekten emniyetçiyiz. Başıma açtığı bela bir değil, iki değil. Ya kendi hissetme eksikliğini başkalarında takviye etmeye çalışıyor olabilir. Yani psikolojik bir etkisi... Hah, ben de bunu söylüyorum. Oğlan deli. İyileştir. Eldeki yöntemlerin bunu çözemeyecek... Doktor dedim. Ne istiyorsan getir imzalayayım. Benden sana izin. Hangi yöntemi istiyorsan. Şok tedavi mi yaparsın? Yeni ilaç mı denersin? Ne istiyorsan. Oğlumu iyileştir. Herhangi agresif bir davranış göstermiyor bir süredir. Ama sorunumuz başka. Çok yoğun elektroşok vermekten bellek kaybı oluştu. Nasıl yani? Hatırlamıyor musun beni şimdi? Tedaviden önceki yakın dönemi hatırlamıyor. Daha öncesini hatırlıyor. Yol yakınken durursak o döneme ait hatıralar da zamanla gelir geri. Bizi bir bırakır mısınız?
Oğlum. Acıyor mu canın? Niye buradayım ben? Hastalanmıştın oğlum. Özür dilerim. Niye diliyorsun oğlum? Dilem. Hastalık bu ya. Baba. Oğlum. Eve gelebilir miyim artık? Gelebilirsin. Ben doktorla bir konuşayım. Geleceğim. Özür dilerim baba. İstemeden oldu. Doktor! Aşağı adam çağırdım mahalleden göz kulak olsunlar diye. Gurur da geliyor zaten. Ne gurur? Komiser gurur. He. Bahsetmedim sana. Ya on numara adam çıktı aynasız. Yardım etmese bulamazdım beni. İyi de gurur beni bilmiyor ki sizle alakamı. Nasıl çağırdın buraya? Ya anlatırım sonra. Ya tamam zarar gelmez ondan. Bizimkilere de söyleriz bahsetmezler senden. Ya sen bir kere güvensene bana. Koruma için geliyor herif. Adam iyi diyorum, zararsız. Bizimkiler de söyleriz, bahsetmezler, olur biter. İbrahim Ken'i bu gece getirdiler. Üçüncü kat yoğun bakımda. Soramadım sen telaştan. Nasıl aldın Nebu'yu? Var mı yaran veren? Yok, iyiyim ben. İyiyim. Av gurur gelecek birazdan. Hangi gurur ya? Polis? Bizden o ya. Bizden, merak etme. Ha, geldi bile. Şerif'ten bahsetmiyorsun. Bizimkileri söyle, onlar da bahsetmesin. Nasıl oldu arkadaşım? Atlattı. Çekinmene gerek yok, polisim ben. Herkes yalan söyler bana. Sen yokken Ahu'ya sizi sordum da tanımıyorum demişti. Ondan dedim. Neyse, baştan başlayalım mı? Üzüldüm bu arada arkadaşına, geçmiş olsun. Sağ ol. Aga benim gitmem gerek. İrfan arar bulur şimdi beni. Şimdi buralara sarmasın. Tamam, sen merak etme. Ahu'nun yanındayım ben. Aman ha, sana emanet. Dediğim gibi Şerif'ten bahsetmiyorsun. Yazık bu çocuğa da. Erkek arkadaşın ne işler çeviriyor bak. Biliyor musun sen ne işler çeviriyor? Yok. Bir alakan yok yani. Yok. Biraz deli Bilal. Başına işler de açıyor da. Ben alıştım. Neyse ben bir tuvalete gideyim. Sen nereye? E bana emanetsin. Ayrılmayacağım herhalde yanından. Deli demekle olmuyor mu öyle?
Yeğenin Bilal'i toparlaması gerek. Elimizden gelen bu. Müsaade anne. Burası kadınlar tuvaleti ya. Biliyorum. Toplu mekanlarda en çok saldırı alan yer. Sıkışık, dar. Kamera da yok. Dikkat et. Birisi sana bir şey yapacaksa burada yapacak. Bilal de yalnız yapıyor ne yapıyorsa. O fena işte. Yalnız değil. Öyle mi? Ben kimseyi görmüyorum ama burada. Ümran anne var, Kenan hoca var. Hemşire bir şey istedi de onu almaya gittiler. Yok öyle demiyorum ama ben. Böyle arkasını kollayacak bir arkadaşından bahsediyorum. Var mı öyle biri? Var. Var mı? Var. Hiç yalnız bırakmayan, her yerde yanında olan biri var tabii. Kim? Sen. Kız arkadaşını bile tuvalette yalnız bırakmıyorsun ya. Daha ne olsun? Doğru diyorsun. Bu ne böyle Gazanfer? Kusura bakma be İrfan, memuruz biz. Senin gibi zengin kurusu villalarda yapamıyoruz planlarımızı. Ne bakıyorsunuz? Otursanıza. Dinlemeyecek misiniz planlarımı? Şimdi bir gün bir polis, bir mafya, bir de cezaevi müdürü bir mekanda toplanmış. Fıkramı anlatacağım. Yok daha dur. Boşluk doldurmaca oynayacağız. Bunlar mekanda toplanmış. Polisin neyi var? Polisi durduracak gücü. Mafyanın neyi var? Uyuşturucusu silahı. Cezaevi müdürünün neyi var? Ne alakası var yapacağımız işle? Onu soruyorum işte. Tahmin et, neyi var müdürün? Harcanacak çocukları. Ya biz bu üçlüyle var ya, ortalığın amına koyarız. Eski günlerdeki gibi. Aynen öyle. Var mısınız? Sezar'ın hakkı Sezar'a, gerçekten iyi plan. Ya her Allah'ın günü o çocukların yüzüne bakıyorum. Benim niye aklıma gelmedi ki daha evvel? E kutlayalım o zaman, ha? Bu ne lan? Ulan oğlum amma da gaz varmış sende ha. İnsan iki tane bira koyar şuraya. Peki Gazanfer, bu takoz manyak. Senin derdin ne hapisteki çocuklarla? Mithat Bey, alın artık oğlunuzu. Bir yıl oldu. Daha fazla bekleyemeyiz. İyileşti mi?
Söylemiştim, psikolojik değil hastalığı. İyileşti mi doktor? İyileşmedi, iyileşmeyecek de. Tedavisi yok. Ben daha fazla sorumluluk alamam. Hafıza? Bir yıldır elektroşok tedavisi görüyor. Gelmedi tabii geri. Bundan sonra da gelir mi bilmem. Belki çok sonra kopuk kopuk hatırlar bir şeyler. Alın artık ama bizi de zor durumda bırakıyor. Gazanfer. Gazanfer bana bak. Hatırlıyor musun? Ben oturacağım artık. Gazanfer. Gel oğlum. Gelsene oğlum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah kahretsin seni çocuk. Çocukları alın, çocukları alın. Yapacaksınız doktor. Yapamam. Polis bulun. Polis benim lan. Emniyet müdürüyüm ben. Başka yolu yok. Yapacaksınız. Bir çocuk öldürdün Allah'ın belası. Çocuk öldü duydun mu? Ha? Bir şey hisset. Bir şey hisset lan. Ağla. Bir şey yap. Hastasın sen. Dinle şimdi. Çocuk yetim. Yetimhaneden gelmiş. Yarın geri dönecekmiş zavallı. Adı Gurur. Onun yerine sen geçeceksin. Her şeyi ayarlayacağım ben. O ölmedi yangında. Sen öldün. Anladın mı beni? Gazanfer öldü. Sen Gurursun artık. Bırak! Baban değilim ben sen. Benim oğlum öldü. Neyse ne. Hadi ben emniyete gidiyorum. Müdür, önceden tatbikat yapın. Bakalım plan işleyecek mi? İrfan, sen de çeneni sıkı tutacaksın. Sebep? Sebebi şu ki beni kimse bilmeyecek. Adımı falan kullanmayın. Ya da illa kullanacaksanız Gazanfer deyin. İşim gücüm var benim. Benim de işim gücüm var. Ben de memurum. İyi o zaman sana da bir tane isim bulalım. Gurur Gazanfer, Sait Sazan. Nasıl, iyi mi? Hadi mekan arkamdan kilitlersiniz. Ha, İrfan. Cebrail'e söyle bu işi halletsin. Bilal'le konuştum. Bir şey çıkmıyor artık, yeter. Söylerim ama ben karışmam. Kendine has yöntemleri var onun.